Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Safa Sönmez. VT310 topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında hazırlamış olduğum paylaşım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda koşullu ifadelere başlayacağız. Öncelikle koşullu ifadeler nedir? Neden kullanılır sorularına bir yanıt arayalım. Genel olarak scripting gidişatında bir koşula bağlı olarak çeşitli komutların çalışmasını istediğimiz durumlar için koşullu ifadeleri kullanırız. Değineceğimiz ilk koşullu ifade if, else if, else yapısı. Bu deyimlerin Türkçe anlamları: if için eğer, else if için, değilse eğer, else için de değilse anlamlarını taşır. İlk olarak if bloğunun yapısına bakalım. If koşul üstü parantezler içerisinde çalışacak kodlar. Bu blok içerisindeki parantezde koşul true olursa, yani koşul doğru olursa, şuradaki kodlar çalışır. If bloğunun temel yapısı bu şekilde. Hemen bununla ilgili bir örnek yapalım. If 7 büyükse 5'ten echo diyelim ve koşul sağlandı yazalım. Koşul sağlandı çıktısını aldık. Diyelim ki biz buradaki koşul değiştirdik ve mesela şurayı küçüktür yaptık. Bu durumda çıktı olarak herhangi bir sonuç göremeyecektik. Hemen bakalım. Dediğimiz gibi bir sonuç yok. Koşul sağlanmadıysa da bir sonuç elde etmek istiyorsak buraya else bloğunu ekliyoruz. Orayı da hemen yazalım. Else diyoruz. Burada herhangi bir koşul yok değilse anlamında olduğu için echo diyorum. Koşul sağlanmadı yazıyorum. Baktığımda else bloğu içerisinde bulunan echo komutunun çalıştırdığını görüyorum. Burayı yorum satırına çevirelim. Biz aynı anda birden fazla koşula bakmak isteyebiliriz. Bu durumda da else if bloğunu kullanıyoruz. Hacettepe Üniversitesi'nin not sistemini ele alarak bir örnek yapalım isterseniz. Bir not değişkeni tanımlıyorum. Buna da 90 değerini veriyorum. If diyorum. Not büyük eşitse 95'i notumuz 90. İlk if bloğunun içerisindeki koşula baktığımızda koşul sağlanmadığında burası çalışmayacaktır. Else if diyoruz. Şuradaki koşul notumuza eşit olduğundan bize çıktı olarak harf notunuz A2 çıktısını vermesi gerekiyor. Baktığımızda da harf notumuz A2 koşulunu verdi. Burada bir önemli nokta, if bloğu olmadan else if ve else bloğu çalışmayacaktır. Hatta şurayı da 40 yapalım. Burada hiçbir koşula uymadığından gelip harf notunuz F3 yazacaktır. Gördüğünüz gibi F3'ü yazdı. Burayı da yorum satırına çevirelim. Bununla beraber if else ifadesinin kısa kullanımı olan ternary olarak adlandırılan bir yapıda mevcuttur. Kullanımı da şu şekildedir. Bir başlık atayım bunun için. Koşul soru işareti, true ise burası, İki nokta. False ise burası şeklinde bir kullanımı mevcut. Şuraya da yorum satırını çevireyim hemen. Bunun için de bir örnek yapalım. Örneğin 7 büyüktür 5'ten
soru işareti. Koşul doğru yazsın. Değilse koşul yanlış yazsın. Bunu basmak için de şuraya echo komutumu yazıyorum. Baktığımızda 7 5'ten büyük olduğu için koşul doğru ifadesini yazdırdı bize. Bu videoda koşullu ifadelerden olan if, else if, else yapısını işledik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.